Sevgili seyirciler, bugünden itibaren 3-5 gün sizlere altın kadar kıymetli, hikmetli sözlerden, nasihatlerden bahsedeceğiz. Efendim, bu altın sözleri söyleyen kıymetli, mübarek şahsiyet Lokman Hakim'dir. Lokman Hakim peygamber veya veliydi. Hakimlerin pir'iydi kendisine Allahu Teala tarafından hikmet verildi. Evladına hikmetli nasihatlerde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'de ismini taşıyan Lokman Suresi'nde bildirilmektedir. Soyu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Davud Aleyhisselam zamanında Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Eyüp Aleyhisselam'la teyze çocukları olduğu da bildirildi. Çok uzun bir ömür sürdükten sonra İbadet halindeyken Kudüs'le Rem'le arasında vefat etti. Lokman Hakim Davud Aleyhisselam'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğinden önce Lokman Hakim müftiydi. Davud Aleyhisselam peygamber olduktan sonra fetva vermeyi bıraktı. Sebebi sorulunca bana ihtiyaç kalmadı. Feragat etmeyeyim mi? Vazgeçmeyeyim mi buyurdu ve Davud Aleyhisselam'a ümet oldu Hazreti Lokman aynı zamanda hakimlerin hikmetli söz söyleyenlerin piridir onun hakim olduğunda alimlerin söz birliği oldu Fransızların Cialinos'un bir adı da Lokman Hakim'di demeleri yanlıştır çünkü Lokman Hakim Davud Aleyhisselam zamanında Cialinos ise ondan bin yıl kadar sonra yaşamıştır Katade radıyallahu anh bildirdi ki Lokman Hakim Cenab-ı Hak tarafından peygamberlik ve hakimlikten birini seçmek için serbest bırakılınca hikmeti seçti. Sebebi sorulunca peygamberlik büyük bir iştir. Hakkını yerine getiremem diye korktum demiştir. Lokman Hakim gün ortasında uyuduğu bir sırada kendisine bir nida geldi. Ya Lokman seni yeryüzüne halife, peygamber kılmamızı, insanlar arasında hak ve adaletle hükmetmeyi ister misin? Lokman Aleyhisselam o sese cevap verdi ve dedi ki, eğer Rabbim beni serbest bırakırsa, afiyet ve sıhhat isterim. Bela ve musibetten de muhafaza etmesini dilerim. Eğer sıkıntı ve belada verirse, seve seve kabul ederim. Çünkü Allahü Teala bana bela ve musibet verirse yardım edeceğini ve beni onlardan koruyacağını biliyorum. Bunun üzerine nereden geldiğini bilmediği bir sesle melekler niçin ya Lokman dediler. Hazreti Lokman buyurdu ki hakimlik rütbelerin en sıkıntılısı ve en yükseklerindendir. Her tarafta mazlum kimseler olsa adil olursan Bunlar rahat ederler ve kurtulurlar. Eğer yoldan çıkarsan cennet yolundan ayrılırsın. Bir kimsenin dünyada fakir ve şükredici olması zengin olup şükretmemesinden hayırlıdır. Kim ahiret üzerine dünyayı tercih ederse dünya ona fitne olur ve ahiret üstünlüklerine kavuşamaz. Bu sözlerine melekler şaştılar. Hazreti Lokman tekrar uyuyup uyandığı zaman kendisine hikmet verildiğini anladı. Hikmetli sözler konuşmaya başladı. Bir hadisi şerifte Lokman Peygamber olmayıp ibadet eden bir kuldu. Allahü Teala onu günahlardan korudu. Çok tefekkür ederdi. İmanı kuvvetliydi. Allahü Teala'yı severdi. Allahü Teala da onu severdi. Allahü Teala ona hikmet ihsan eyledi buyuruldu. Tefsir alimleri Hazreti Lokman'ın nimetlere kavuşmuş hakim bir zat olduğunu bildirdiler. Ve radıyallahu anh Lokman hakim hikmetten 12 bin mevzuda söz söyledi. İnsanlar bu hikmetli sözleri atasözü olarak kullanıp sözlerinin ve hükümlerinin arasına kattılar buyurdu. Lokman Hakim tek başına oturur ve uzun uzun düşünürdü. Dostları yanına gelip niye yalnız oturuyorsun? Toplum arasına karışıp onlarla kaynaşsan daha iyi olmaz mı dediklerinde Lokman Hakim yalnızlık tefekkür için daha uygundur. Tefekkür insanı cennet yoluna ulaştırır buyururdu. Lokman Hakim'in hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasihatleri meşhurdur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi Celilesinin 12. ayeti kerimesinde mealen şöyle bildirmektedir. Muhakkak biz Lokman'a hikmet verdik ve sana verilen hikmet nimetine şükret dedik. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimete şükrederse şükrünün faydası kendisi nedir? Kim ki küfranı nimet yani nankörlük ederse hiç hüphe yok ki Allahü Teala ganidir. Müstahinidir. O her hamde layıktır. Burada hikmetten maksadın akıl, anlayış, ilim, ilimle amel ve görüşlerde isabet demek olduğu tefsir kitaplarında bildirilmektedir. Ahmet Savi Celal'in tefsiri üzerine yazdığı dört ciltlik haşiyesinde hikmet, ilim ve ameldir. Bu ikisi birleşmedikten sonra bir kimseye hakim denilmez. Emanete riayet etmek marifet manalarına da gelir. Bu hikmet kelimesi emanete riayet etmek ve marifet manalarında da kullanılmaktadır. Hikmet insanın gözüyle gördüğü gibi eşyayı idrak etmesini sağlayan ve kalpte bulunan bir nurdur da denildi buyurdu. Ayet-i kerimede allah Teala Lokman Hakim'den verdiği nimetlerden, hikmetten dolayı şükretmesini istemektedir. Zira nimetin hakkı şükürle ödenir. Şükür nimetin devamına ve artmasına sebeptir. Şükürden istifade eden yine şükreden kimsedir nankörlük edenin zararı yine kendisi nedir? Allahü Teala'nın ise kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Kimse şükretmese aslında ona hiçbir zarar gelmez. Kalbin şükrü Allahü Teala'yı marifet yani bilmek tanımak. Lisanın şükrü hamd ve sena. Bedenin şükrü ibadettir. Sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Lokman'a hikmeti ihsan ettiğini bildirdikten sonra insanların inanıp uymaları için onun nasihatlerini Lokman suresinin 13. ayeti kerimesinde şöyle bildirdi. Lokman oğluna nasihat ederek dedi ki Ey oğulcuğum Allahü Teala'ya şirk koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. Efendim şirk zulüm olup bir haksızlıktır. Allahü Teala'nın hakkını başkasına vermektir. Oğlu bir gün Lokman Hakim'e, ey babacığım ben kimsenin göremeyeceği tenha bir yerde günah işlesem, Allahü Teala bana ne muamelede bulunur dedi. Bunun üzerine Lokman Hakim ona şefkatle nasihat etti ve buyurdu ki, ey oğlum yapılan iyi veya kötü iş, bir hardal tanesi kadar olsa da bir kaya içinde yahut göklerde veya yerin dibinde gizlense Allahü Teala o işi huzuruna getirir ve onu senden sorar. Zira Allahü Teala gizli ve aşikar her şeye vakıf latif ve habirdir. Yani ona bir şey gizli değildir. O her şeyden haberdardır. Lokman Hakim oğlunu şirkten sakındırıp ona Allahü Teala'nın kudretinin sonsuz olduğunu bildirdikten sonra namazı ve herkese karşı iyiliği yani emri bil maruf ve nehi anil münkeri emretti. Sevgili seyirciler yarından itibaren Lokman Hakim'in oğluna nasihatlerini takdim edeceğiz. Hoşçakalın efendim.